Medyapod olanından herkese merhaba. Anlatsam Roman Olur'un yeni TBT bölümündesiniz. Ben Nida Dinçtürk. Bu TBT bölümünde Gazete Duvar'da 25 Ağustos 2016'da bir kısmı yazılı olarak yayınlanan Gündüz Vassaf Söyleşisi'ni dinleyeceksiniz. Gündüz Bey ile İletişim Yayınları'ndan çıkan kitabı Ne Yapabilirim'e konuştuğumuz bu söyleşi, özgürlük algımız, iktidarla ilişkimiz ve bireysel sancılarımıza dair de önemli tespitler saklıyor. Şimdi buyurun Gündüz Vassaf'la söyleşiye. Kitabın ön sözünde kötümserliğe kapıldıkça değişimin ertelendiğini söylüyorsunuz. Sizce bu bizdeki değişim gücünü zayıflatan, baskılatan, bizi bu kötümserliğe iten o habis hastalık ne ki bunu yaşıyoruz? İşte David Hume galiba, felsefeci galiba onun sözü. Aslında bütün güç, tarih boyunca bütün güç hep yönetilende olmuş, diyor. Çünkü çoğunluk onlar. Yani ister işçi, ister köylü, ister kadın, ister çocuk. Çoğunluk onlar. Fakat iki şey var. Bir, şiddet kullanma hakkı her zaman yönetende ve hakkı var şiddet kullanmaya. Evet. Yani ister Tanrı'nın gölgesini temsil eden padişah, imparator vesaire ve onların temsilcileri, sadrazamlar, papazlar vesaire olsun. Yani Tanrı adına, kral adına, devlet adına bugün de işte şiddet kullanmaya hakları var. Bir o bizi kötümser kılıyor. Bir şey değişemez. Çünkü değiştirmeye çalışanların başına gelene bak. Yani ister işte son örneği Türkiye'de Gezi'de, yani Türkiye'deki son örneği. Bir o var. Bir genellikle bu değişim gücü de veya bir şeyin haksızlığa isyan daha doğrusu çocuklardan geliyor. Çünkü 4-5-6 yaşında çocuk haksızlığa isyan ediyor. Görüyor çünkü haksızlığı. Ve bir haksızlığa karşı bir pazarlığı, bir çıkarı da yok. Yani apaçık belirtiyor haksızlığı. İşte uykusu yok, annesi yat diyor. Evet. Bu haksızlık, uykum yoksa niçin yatıyorum? İsyan ediyor. En basit şeylere, en temel şeylere isyan edebiliyor. Ama çocuktaki o isyan da annesi babası tarafından bastırılıyor. Çocuk büyüdükçe daha da çok bastırılıyor. İlk önce anneye babaya uyum sağlasın diye bastırılıyor. Ondan sonra yakın mahalleye, öğretmene, hocaya, papaza uyum sağlasın diye. Ondan sonra polise, ondan sonra işte milletvekiline, devlet başkanına falan hep o kötü şey... Değiştirme şey bastırılıyor. Bak başına ne gelir, işte kurt seni kapar. O kurt da devlet de olabilir. Aman dikkat et yabancılarla konuşma dediği yabancı da olabilir. Dolayısıyla başıma kötü şeyler gelebilir. Haktan yana çıkarsam başıma iyi şeyler değil kötü şeyler gelebilir düşüncesiyle türümüz hep böyle gelmiş gitmiş. O da bizi kötümserliğe itiyor tabii ki. Yani kötümser insan onun için dünyayı hiçbir zaman değiştiremez. İsyan edebilir belki. İsyan edebilir ancak şiddet bir yere gelince veya haksızlık bir yere gelince isyan edebilir. Ama o kötümserlikle yeni bir dünya asla kuramaz. Çünkü isyanı intikam üzerine kurulmuştur. Öfke üzerine kurulmuştur. Peki bu Gezi Parkı olayları aslında biliyorsunuz çok radikal bir değişim isteğiyle başlamıştı ve çok da istikrarlı görünen bir hareketti. Sonra bir şekilde duruldu. Belki kabına çekildi. Tekrar doğru zamanı bekliyor. Bunu bilemiyoruz ama mesela geçenlerde Cumhurbaşkanı tekrar Topçu Kışlası'nı inşa etmekten söz etti. Yani Gezi olaylarının tek amacı Topçu Kışlası'nın inşa edilmesini önlemek değildi. O sadece fitili ateşleyen bir hareketti ama mesela ben şimdi Gezi Parkı'nda beraber direndiğim arkadaşlarımın birçoğuyla konuştuğum zaman, en son bu açıklamanın üzerine konuştuğumda tekrar sokağa çıkmayı reddettiklerini ifade ediyorlar. Söylediğiniz
az önce konuştuğumuz kötümserliğe mi kapılıyoruz acaba? Hiç asla bu bir olgunluğun göstergesi. Yani tekrar sokağa çıkmamak. Çünkü devlet şiddet kullanabilir. Hı hı. Ve devlet şiddet kullandıkça, ki sokağa çıkmayı bekliyordur. Devlet aklından geçebilir, en son sokağa çıktılar gene çıkarlar diye. Devlet kendisini şiddet kullanmaya, kendi halkına karşı şiddet kullanmaya mecbur kaldığını hisseden devlet zaten en zayıf devlettir. Çünkü son çaresi kendi vatandaşına karşı silahla yürümek, onu öldürmek, kör etmek. Son silahı. Onu da kullanmasa gitti demektir. Hı hı. İktidarı kalma demektir. Yani silah kullanmak iktidarsızlığın bir ifadesi. Aslında iktidarın inandırıcılığını yitirdiğinin bir ifadesi. E şimdi devletin şiddet kullanacağı belli. Kullanmış bir defa. Evet. Ve inat ediyor, üstüne gidiyor. Ben devlete karşı değil, kimseye karşı şiddet kullanmak istemiyorum. Gezi'nin felsefesi o. Gezi'nin felsefesi şiddet değil. İlk önce ağaç sevgisi üzerine kuruluydu. O zaman sokağa çıkmamakla sevgiyi korumuş oluyor. Siyasetten veya Gezi'yi korumaktan vazgeçmiş olmuyor. Gezi'de alt tarafı bir tane park zaten. 500 metrekarede bir tane park, 50 tane de ağaç. Ama karşı gelmek, yani Gezi'den yana çıkıp devlet şiddetine maruz kalmak, kim bilir kaç kişinin daha devlet tarafından kör edilmesi, öldürülmesi demek. Bu çok olgun bir karar. Evet. Çıkmamak. Karşı çıkmamak yani burada. Yenilgiyi kabul etmek değil, sevgiyi yaşatabileceği alanları kollamak demek. Yoksa Gezi bitmedi, bilakis daha Gezi nerelerde ne çok farklı yerlerde çıkacak. Siz bu olaylar patlak verdiğinde şaşırmış mıydınız? Yoksa zaten bir gün böyle bir şey olacağını bekliyor muydunuz? Hiç şaşırmadım. Peki. Aslında geçen haftalarda ben dedim ya, Özgür Mumcu'yla konuştuğumda ona şey sormuştum. Siz nasıl akıl sağlığınızı koruyorsunuz diye sordum. O da dedi ki bunun sadece aslında Türkiye'de olmadığını, dünyanın birçok yerinde böyle olduğunu biliyorum dedi. Ama baktığınız zaman aslında dünyanın tamamında da bu üzerine konuştuğumuz kötümserliğe dair bir kabulleniş söz konusu. Yani hakikaten tüm toplumlara hakim bir duygu mu? Biz Türk hastalığı olarak adlediyorduk ya bu. Herkese birbirini böyle yaftalar ya, işte koyunuz falan derler ya. Tüm dünya toplumlarına ait bir kötümserlik mi bu? Ya bir geçiş, dünya kabuk değiştiriyor ve bence geçiş bir dönemi yaşıyoruz ve yani insan türü ortaya çıktığından beri kabuk değişmelerinin zirvesi bu belki. Dünyanın kabuk değiştirmesinin zirvesi bu belki. Bir, yani kabuk değiştirmede bir dine inanç vardır. Yani bütün, yeryüzündeki bütün toplumlar dinle ve inançla yönetiliyordu. O bitti artık. Yani birçok ülkede artık Tanrı'ya inanmayanlar bu ülkenin %90'ını falan oluşturuyor. İskandinavya'da hiç olmazsa. Veyahut da ibadet yerlerine gidenler giderek, sayısı giderek her yerde azalıyor. Kuşaktan kuşağa azalıyor. Okumuş insanlar, zengin insanlar inanmıyor. İbadet böyle bir istatistik var. Giderek böyle giden. Yani dini inanç, hiç olmazsa cennete gidecektim inandığımda. İyi bir insansam, öyle bir inancım kalmadı artık. Hı hı. Milyonlarca insanın böyle bir inancı kalmadı ki, eskiden hemen herkesin inancıydı. Şimdi belki %30'un inancı, %20'nin inancı. O bitti. İkinci, iyimser yapabilen, güzel bir gelecek olan diyebilen aydınlanmaydı. 1500'lerde yani bilim ve insanın düşüncesi, mantık her şeye hakimdir. Biz doğanın sırrını çözeceğiz, doğayı denetleyeceğiz ve daha mutlu, özgür, rasyonel, düşünen insanlar yaratacağız. O da sarsıldı çünkü bilimin, o Leonardo'nun büyük düşlerinin, ki silah sanayide de Leonardo yardım ediyordu zaten, kötüye kullanabileceği, yani insana karşı, doğaya karşı kullanabileceğini artık hepimiz biliyoruz. Onun da doruk noktası zaten şeydi, Hiroşima'ydı. Dolayısıyla aydınlanmaya da inanç bitti. Yani pozitif
bilimler dediğimiz şeyler de bir din gibi oldu. Yani bilimle her şey değil. Cumhuriyet'in temelinde mesela bilim var. Rasyonel Fransız'dan da daha çok. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle Türkiye, Sovyetler falan değil, bilim. En hakiki mürşit işte Atatürk'ün sözü. Ama her yerde bilime de inanç. Eskisi gibi yok. Aydınlanmadık olduğu gibi hiç yok. Yüzyılın başında olduğu gibi, 20. yüzyılın başında olduğu gibi hiç yok. O inanç da gitti. Demokrasi giderek yalan üzerine kurulu olduğu demokrasinin, yani devlet başkanlarının, parlamentoların çıkardıkları savaşlarla ayyuka çıktı. Artık devletin bir ciddiyeti kalmadı. Yani hiçbir yerde güvenilmiyor artık devlete. Yani anketler bunu gösteriyor. Yani ciddiye alınmıyor. Bırakın cürüm işlemelerini, savaş çıkarmalarını. Bütün bunlar olunca bir kötümserlik egemen tabii ki dünya. Çünkü tutunacak dal kalmadı. O zaman tutunacak dal ne oluyor? Eski küllerden şey, küllerde, tarihin küllerinde kıvılcım var ama. O zaman dinlere bir dönüş var tekrar. Çok değil ama bir dönüş var. Diktatörlere dönüş var. Güçlü lider. O kötümserliğe neden oluyor. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama öbür taraftan da bakarsanız bu kötümserliğin dışında sırf yeni keşifler peşinde, yeni müzikle, yani bunu görmüyor. Görüp bundan başka dünyalar yaratan, müzikle yaratan, keşiflerle yaratan, yeni teknolojilerle yaratan, uzaya meraklı, bitkiye meraklı, doğaya meraklı. Eskiden kim doğaya meraklıydı? Çiftçi meraklıydı. O da merakı çıkarı olduğu için. Şimdi hiç şehirdeki insan doğayı keşfediyor. Doğaya gitmese bile okuyarak keşfediyor. Bitkilerin bırakın nasıl yaşadığını, nasıl dayanışma içinde olduğunu, bitkilerin de bir yaşam kavgası verdiğini ve dayanıştığını birbirleriyle görüyor okudukça. Yani yeniden bir tüm boyutlarıyla hayatı keşfetmenin bir heyecanı var birçok insan için. Bunları da tek tek yaşıyoruz. Ve onu korumak istiyoruz. Bir koruma, yani küveyi, bir koruma duygusu ve dürtüsü başladı. O da başladı çünkü seviyoruz bu dünyayı. Yani korunacak ve sevilecek bir dünya. Bu da yeni. Eskiden dünyaya çivi çakıyorduk. Sevmiyorduk, dünyayı kullanmaya çalışıyorduk. Şimdi artık dünyanın hassas bir şey olduğunu ve sevgiyle, yaşam sevgisiyle bunlar hep iyimser şeyler. Bu dönüşümde yeni yeni oluşan şeyler bunlar. Yani yeşil hareketin çıkması, çevre hareketin çıkması daha kaç? 1960'larda falan tek bir kitapla başladı. Silent Spring diye. Hep iyi geldik şimdi. Yani şaka maka değil. Devletler bile çevreyi kirleten, pisleten devletler bile çevreyi koruyalım diye hiç olmasa imza atmaya başladılar. Uygulamayacakları anlaşmaları. Yani kısa zamanda aslında çok şey, yani bu kötümserliğin uzun bir geçmişi var. Birikimi var. Bugünkü kötümserliği getiren. Ama buradan da müthiş bir yeni dünyaya doğru, özellikle yeni kuşaklarda bir açılış var. Yeni pencereler açılıyor. Ve sevgiyle açılıyor bunlar. Onun için de Gezi bir sevgi hareketiydi. Sadece koruma hareketi değil, sevgiyle koruma hareketiydi. Peki, şimdi siz diyorsunuz ya, mesela dinlerin yerini artık iktidarlar alıyor. Peki biraz dinlerin da... Dinlerin yerini? İktidarlar alıyor biraz yavaş yavaş. Aslında diktatörler ya da bunlara ihtiyaç... Dini kullanan iktidarlar alıyor. Bunu acaba biraz da biz mi yaratıyoruz? Biz mi buna paye veriyoruz toplum olarak? Yani çünkü aslında şimdi baktığınız zaman Türkiye şöyle bir gerçekle karşı karşıya. Burada komşusu bir hata ettiğinde savunması, yanlışlıkla yaptım affedersin olsa dahi tartışmayı sürdüren ya da komşusuna şiddet uygulayan adamlar şu an yöneticileri terör örgütü ilan ettikleri bir cemaatle çok uzun yıllar kol kolalarken dönüp safmışız, kandırılmışız dediklerinde hemen kabul ediyorlar. Böyle bir kabullenişle, böyle bir olur öyle demekle biz mi aslında buna paye veriyoruz? Yani paydan kastını, bir korku toplumu bir defa burası. Korku toplumu birkaç nedenle, sadece devletin elinde silah olduğu için değil, her devletin elinde silah var. İsveç devletinde var, İzlanda'nın da var. Fakat kurumların çalışmadığı bir toplum.
Yani hukukun çalışmadığı bir toplum, torpilin çalıştığı bir toplum. Onun için her hareketimizde kimle tanışırsak tanışalım, kurumlara güvenmediğimiz için, hukuka güvenmediğimiz için bu insana benim ihtiyacım olabilir diye düşünüyoruz. Bir çıkarım olabilir, bir dara düşersem bu insan bana yardımcı olabilir. Veyahut en azından beni ihbar etmez. Çünkü çok ihbarlar yaşadı Cumhuriyet Türkiye'si, Osmanlı'da. Onun için kimle tanışırsak tanışalım, bir defa ilkeler sıfır, sevgi sıfır. Hep çıkarcı ve faydacı bir ilişkiler silsilesi içindeyiz. Onun için de bu örgüt mensubuymuş, tamam, o zaman kuvvetli bir örgüt var benim, bir aman onu korkutmayayım, hatta bana faydası da olabilir bir örgütün, güçlü bir örgütte üstelik. O örgütü başka bir örgüt yıkıyorsa, o zaman ben tabii ki bu yeni örgütten yana olup bu örgüte karşı çıkacağım. Ama bu korkumdan, yani güven hissetmediğimden, güvensiz bir toplumda yaşadığımdan, ilkesiz olmam ve çıkarcı olmamdan ötürü. Niçin ilkesiz ve çıkarcıyım? Çünkü işimi kaybetmekten korkuyorum. Çocukların başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Benden ötürü, ah benim adım bir şey çıkarsa okuldaki çocuğun öğretmeni de o çocuğu sınıfta bırakacak. Bunlar oldu çünkü Türkiye'de. İşte bilmem, Demokrat Partisi devrildiğinde o partiye mensup olduğu bilinen çocuklar okullardan çok acı çektiler. Vatan haini diye. Anneniz babanız vatan. Neyse, korku toplumda bunlar doğal şeyler. Korku ve şey, kurumları gelişmemiş toplumlarda. Türkiye'de de her ne kadar parlamentolar, işte hukuk, onlar hep kağıt üstünde kalmış. Biraz daha genele çıkmam gerekirse, şimdi mesela siz bu düzene çomak sokmak için bize bazı şeyleri aslında fark ettiriyorsunuz, kitapta gözümüzü açıyorsunuz. Mesela markaları tüketme, bu tüketim çarkına dahil olma, farkında olmadan da yaptığın bazı hatalar var, onları yapma gibi reçeteler öneriyorsunuz. Ama bir taraftan da biliyorsunuz, insan sosyal bir hayvan olarak tanımlanan canlılardan biri. Sosyal uyumla hayatta kalıyoruz. Biraz da bu tüketime dahil olmamızın gerekçelerinden biri bence sosyal uyum diye düşünüyorum. Buna karşı koymak çok güç. Siz bunun için ne öneriyorsunuz? Mesela ne söyleyebilirsiniz? Nasıl bunun karşısında durabiliriz? İşte yani arkadaşımız yeni bir gömlek aldığı zaman, böyle bir marka olduğu zaman onu belki tartışmaya açmak. Yani niçin yakışıyor demek yerine sana çok yakışmış, kaça aldın, nereden aldın diye sormak yerine. Yani onun heyecanını gene paylaşabilirsiniz, kaça maç aldığını falan. Onun ikinci soru da, ya niçin bu markaları giyiyoruz acaba? Şuradaki semt pazarında da bunun Hindistan'dan, Çin'den gelmiş hiç marka olmayanı, üstelik senin gözünün rengine, saçının bilmem nesine yakışacak olan da onda bir fiyatına var. Niçin acaba semt pazarından almıyoruz diye de bir tartışma açabiliriz. Onu yapmıyoruz. Sadece şeyde kalıyoruz. Gene o işbirlikçilikte kalıyoruz. Ve o kadar da aptal değiliz. Marka peşinde koştuğumuzu artık tüketici biliyor. Milyonlarca dolar reklam harcandığını bunun için, yalan söylendiğini, bunu biliyoruz. Kitabın bir yerinde şöyle bir cümle benim çok dikkatimi çekti. Vicdan susturmak için dostlar alışverişte görsün türünden imza kampanyaları eylem gücünü iyi diş eder diyorsunuz. Ama bir taraftan da aslında sosyal medyanın bu gençliği, bu dünyayı ayağa kaldırabilecek ipek yollarından birisi olduğunu da ima ediyorsunuz bir başka bölümde. Ama aslında bence sosyal medyayla bu dostlar alışverişte görsün aktivistliği çok köpürdü. Bu biraz çelişkili bir durum değil mi? Siz nasıl düşünüyorsunuz sosyal medya kullanımını ve bu aktivistliği nasıl yorumluyorsunuz? İşte ya basit cevabı şey, yani bıçakla adam da öldürürsün, elma da soyabilirsin. Ya basit cevabı o. Fakat bir eylem tüketimi var sosyal medya üzerinden. Yani bir vicdan temizlememiz var. İşte geçenlerde film festivalindeydim Sarayova'da, daha geçen hafta. Filmlerin çoğu bağımsız filmciler bunlar. Güçlükle para bulan
filmleri için. Çünkü Hollywood satışı değil, reklam şeyi falan filan değil ve vicdan filmleri. İşte bu şeydeki mesela Kosova'da, işte Bosna'da Müslümanları yapılan katliamlar, toplu mezarlar, ırza geçmeler falan, onlar üzerine de filmler yapılıyor. Yapılmış. Ve onları seyreden suçlu hissediyor kendisini. Ya bunu da bilmiyordum, bu kadarı da olmaz diye. Yani çıktığımız zaman bir ben suçlanmış olarak çıkıyorum. Bunu da bilmiyordum. Nasıl sessiz kaldım buna? Ya dünya nasıl sessiz kaldı diye. Bir de kötümser çıkıyorum. Çünkü bütün bunlar yapılmış ve sessiz kalmışım. Hem suçluyum hem de kötümserim. Ve o zaman orada kalıyorum ben. Ve daha kaç tane katliamı bilmem lazım ki bilinçlenmiş olayım dünyada kötü şeyler olduğuna. Zaten biliyorum yani, binlerce yıldır haksız savaşlar, haklılık adına haksız savaşlar. Hep artık daha yeni filmlere mi ihtiyacım var bunları öğrenmek, bilmek için? Ve Bosna'yı öğrendim. Habeşistan'da ne olduğunu biliyor muyum? Hindistan'da, Kongo'da ne olduğunu biliyor muyum? Orada da insan hakları ihlal ediliyor. Çocukların ırzına geçiliyor. İnsanlar kaçırılıyor. Organ, yani her yerde bir şey var. Bunun hepsinin dokümenter filmini yapsak ve yüzümüze daha bilinçlenmeyeceğiz artık. Ama bu insan hakları sanayinde, ki sanayiye dönüştü artık. Para kazanılmayan bir sanayiye dönüştü. Hatta vicdan sanayi diyebilirim. Bu insanın insanı yaptığı kötülükleri anlatmakla, keşfetmekle yetiniyoruz. Oradan daha mutlu çıkmıyoruz o filmlerden. Ya ikinci sorusu, bunu biliyoruz artık. Yani o filmden bir şey çıkacaksa direnenlerin filmi çıksın hiç olmazsa. Irzana geçilirken de direnen çıksın ki bileyim ben bunu, bu gücü kendimde olduğumu göreyim. Var bende. Ama onu unutturuyorlar tamamıyla. Direnme gücünü unutturuyorlar. Ve bize düşmanın gücünü gösteriyorlar. E düşman zaten güçlü. Yani düşman propagandasına dönüşmüş oluyor. Düşmanın gücünü göstermek. Çaresizliğimizi göstermek. Yani burada bir edilgenleştiriyoruz kendimizi şey yaparak. Dünyanın ne kadar kötü olduğunu birbirimize anlatarak ve ağlayarak ve dertleşerek edilgenleşiyoruz. O zaman şeyin hiç silaha da ihtiyacı yok. Bizi öldürmek isteyenlerin, ezmek isteyenlerin, düşüncelerimizi susturmak isteyenlerin. Biz o işi zaten yapıyoruz. Hatta şöyle bir örnek vereyim size, daha komik bir örnek. İşte Stalin döneminde sınırlı sayıda telefon var Moskova'da. Ve herkes biliyor ki telefonu dinleniyor devlet tarafından. Onun için de telefonda fazla konuşmuyorlar. Yani sadece işte buluşalım, yemek yiyelim. Hatta onu bile söylemekten korkuyor. Çünkü Ahmet ve Mehmet buluşuyormuş bunlar falan. Yani pek bir işe yaramıyor telefon. Sonradan, yani Stalin'den çok daha sonra, daha bu dosyalar ve arşivler açılınca, yani sosyalizm Sovyetler'de bittikten sonra ortaya çıktı ki 1000 tane telefon varsa Moskova'da sadece 10 tanesi dinleniyor. Ama devlet şeyi yayıyor. Sizi dinliyoruz. Telefonlar dinleniyor şeyini. Yayıyor ki hatta sen ben muhalif olsak bile bunu söylediğimiz zaman bize hiçbir şey yapmıyor. Onun yayılmasını istiyor ki biz konuşmayalım. Düşüncelerimizi paylaşmayalım. Bunun aynısını geçenlerde Putin yapmış. Bir İngiliz gazetesinde, Guardian'da galiba, Putin hükümetini nasıl sosyal medyayı izlediği ve herkesi takip ettiği haberi Guardian'da çıkmış. Almış bu haberi, Putin alıyor ve kendi gazetelerinde, yani havuz, kendi havuz basınında bu haberi çıkartıyor. Ki herkes sosyal medyayı kullanmaktan korksun diye. Halbuki Putin'in öyle bir gücü yok yani, o kadar. Yani devletin çok örgütlü olması lazım herkesi dinleyebilmesi için. Anlatabildim mi? Anladım, anladım. Hiç şaşırması değil. Yani biz bu şeyleri yayarak aman o dinliyor, bu dinliyor falan filan, sansürü biz uyguluyoruz aslında. Yani devletin gücünün propagandasını biz yapmış oluyoruz. Peki Gündüz Bey, şimdi mesela aslında dünyanın birçok yerinde galiba böyle gazetecilik o kadar itibarsızlaştırılan bir mesleğe dönüştü ki, değişimi başlatmaya kalkıştığımız zaman artık
bu gibi haberler de gazetelerde çıktığında çok itibar etmiyoruz. İnsanlar birbirlerinden nasıl haber alacaklar, nasıl bir güdüyle bir araya gelecekler, bu değişimi başlatabilecekler, nasıl bir kanala ihtiyacımız var ya da? O olmayacak zaten de. Dünya haberlerini izlemek, işte bu haber ajanslarından, televizyondan, ülke haberleri, bu tek merkezden haber yani. O bitti artık. Yani o haber beni, çoğu beni ilgilendirmiyor zaten. Herkesin ilgilendiği haberler farklı. O ülkede de yani zelzele belki, doğal afet falan, ama o zaten olduğu zaman onu kendi bölgemizde görüyoruz. Yani şey bitti mesela, televizyonun ilk yaygın şekilde geliştiği ve televizyon haberciliğinin ABD'de. Şimdi akşam televizyon haberlerini seyredenler 70 yaş üstü, 60-70 yaş üstü. Başka kimse seyretmiyor. Doğru. Onu da nereden biliyoruz? Reklamlardan biliyoruz. Yaşlılarda hangi hastalıklar varsa o ilaç şirketlerinin reklamları sayesinde akşam haberleri. Özellikle sosyal medya üzerinden artık o kadar çok herkesin kendi ilgilendiği dünyalara ait haberler paylaşılıyor ki merkez haberin hiçbir anlamı, zaten yalan olduğunu biliyoruz. Veyahut eksik verildiğini biliyoruz. Veyahut bizi yönlendirmek için verildiğini biliyoruz. Yani bilinçlendi insanların. Onun için bu habercilik bitti zaten. Ama öbür taraftan da kendi mahallemizdeki dayanışmalar giderek artıyor. Yani şurada işte bir yeşil alana saldırı olduysa veya bir çocuğa kötü muamele yapıldıysa veya dikeyde ağacın üstünde duruyor, kimse indirmiyorsa, mahalle örgütlenmeleri müthiş güçlenmeye başladı. Daha yeni bunlar. Yani Küba'daki komünist mahalle örgütlenmesi modeli değil. Hem devletin bir uzantısı hem de mahalle örgütlenmesi değil. Kendiliğinden oluşan şeyler bunlar. O bakımdan haberleri ve olayları biz yaratıp biz çözümlüyoruz ve bunlar haber olmuyor artık. Nasıl elimizde olan bir çatışma haber olmuyorsa artık mahallede de olmuyor. Yapıyoruz ve bitiriyoruz. Oradan yeni örgütlenmeler çıkıyor. Onun için çok apolitikleşmiyor insan haberleri artık izlemeyerek. Yani bu gidiş tabii, daha başındayız bu işin. Ama nasıl şey yok artık, yani sinema yıldızları hala var. Ama müzik gruplarının ömrü 2 yıllık, 3 yıllık. Yani Beatles bir istisna, Rolling Stones bir istisna. 5 yıl, 6 yılda bir grup gidiyor, bir tanesi gidiyor. Romanlar bestseller çıktı. Her yıl bu sene birisi Nobel'i alıyor. Geçen sene kimin Nobel'i aldığını unutuyoruz. Onun bir pompalaması var. Yani kalıcı isimlerin, kalıcı liderlerin, kalıcı kitapların, kalıcı müziklerin olduğu dünya da bitti artık. Her şey çok daha hızlı, çok daha geçici ve çok daha farklı kitlelere hitap eden şeyler artık. Yani tek zevk yok. Kaç tane moda var sokakta gördüğümüz zaman? Kaç tane saç biçimi var artık sokakta gördüğümüz zaman? Yani herkes farklı şeyleri takip ediyor. Yani farklı farklı kümeler, farklı farklı aşiretler oluştu. Kendi ilgileri doğrultusunda. Kendi ilgileri doğrultusunda. Onun için tek bir haberle, tek bir haber ajansıyla, tek bir haber programıyla kitleye, kitle denilen şey hitap etmek imkansız. Çünkü o kitle kalmadı artık. O kitle içinde milyon tane farklı kitleler var. O zaman gazetecilikte özel alanlar üzerinde uzmanlaşarak devam edecek. Evet. Öyle bir evrime uğrayacak. Evet. Peki Gündüz Bey, Türkiye ile beraber dünyada her yıl antidepresan kullanımının arttığına dair haberler okuyoruz sürekli. Yani öncelikle siz bu haberlerin gerçekliğine inanıyor musunuz? Gerçekse siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Neye yoruyorsunuz? Bilmiyorum işte. Yani depresyondan çok şikayet eden var. Yani gerçek olduğunu inanmasam da bu gerçekleştirir böyle bir haber. Çünkü antidepresan hapı, bu da bir reklam çünkü. Yani antidepresan hapı böyle bir haber, bir reklam aynı zamanda. Ha, bu hap bana iyi gelir. Reklamı. Olabilir. Yani bu kötümserlikte tabii ki bu alkolizm, intihar. Özellikle genç intiharlar artıyor. İşsizlikten intihar, alkolizm artıyor. Yani bu kaçınılmaz şey toplumda. Yani dünya kabuk değiştirirken bunlar kaçınılmaz şey. Yani bunlar hep düzenin
Yani iflasının göstergesi. Eğer intihar artıyorsa, alkolizm artıyorsa bu herhalde alkolün lezzetinin daha iyi olduğundan değil. Şimdi bu Temmuz'da olanlardan sonra bence ülke olarak artık kutuplaşmanın son noktasındayız. Görebileceğimiz son aşamaya geldik. O işte hainler mezarlığı görmüşsünüzdür mutlaka. Çok bizim için önemli olmasına rağmen cenaze namazları kılınmadan defnedilen cenazeler vesaire. Bu şöyle bir dönem mi acaba? Yüzeye çıkmadan önce vurduğumuz en dip nokta olabilir mi? Yok, bu dip noktalar çok oldu Türkiye'de. Yani her darbeden sonra oldu aşağı yukarı. Bu en dibi değil. Ha, en dibi. İktidarın ötekiyi ne kadar kullanacağına bağlı. Hı. Yani aradan bir aya yakın zaman geçti. Evet. O hala sürüyor işte. Daha yeni isimler verilecek, bayramlar ilan ediliyor vesaire vesaire. Evet. Ama nereye kadar? Bu süratte giderse bu öteki reklamı, o zaman en dip diyebilirsiniz. Ve şimdilik çok süratli gidiyor. Çok süratli gidiyor. Ve daha da gidecek. Daha mahkemeler, davalar, belki idamlar. Ama şiddetli ötekileştirmeler, bu tip ötekileştirmeler hep şeyin zaafıdır. Yani gücün zaafıdır. Yani birisini ötekileştirdikçe o seni zayıflatır. Çünkü sonunda inandırıcı olmuyorsun. Yani kendinden bahsetmektense, ben şunu yaptım şu kadar iyiyim demektense, o bu kadar kötüydü dedikçe o seni zayıflatır. Ne yapmalıyız sorusuna çoğunlukla alışmayacağız, karşısında duracağız, bir parçası olmayacağız diyorsunuz ve kendi adıma doğru yanıtlar bunlar. Evet, buna katılıyorum. Fakat bu enerjiyi nasıl bulacağımızı bilmiyorum. Yani bir taraftan da uyumsuzluk çok ciddi bir sancı. Bu enerjiyi biz nasıl bulacağız? En kolay şikayet etmeyerek. Şikayeti biliyoruz zaten. Evet. En kolay şikayet etmeyerek. Çünkü şikayet eksiltiyor insanı. Yani vücudun metabolizmasını değiştiriyor. İnsan uykusunu kaçırıyor, arkadaşlarıyla kavga ettirtiyor, iştahını kapatıyor. İçinden bir şey gelmez oluyor. Şikayet bunu şey, yani bir tür hastalık şikayet etmek. Bir tür psikolojik hastalık. En azından şikayet etmemekle. Vurdun duymaz bile olmak şikayetçi olmaktan 1000 kat daha iyi özgürlük için. Hı hı. Çünkü o şikayetleri biliyoruz zaten. Yani birisi şu kötü diyor, sen de kafa sallıyorsun, onun hiçbir anlamı yok. Yani şikayet robotlaşması veyahut da bir şeyin müridi olmaktan gene farkı yok. Yani kafalar sallanıyor. Evet, bu kadar kötü değil. Geleceğe kartpostalları bir gün geriye dönüp vay be biz neler yaşadık, neleri atlattık diyebilmenin hafifliğini yaşayabilmek için mi, yoksa bizi iyileştirme reçeteleri olmak için mi attınız? Yok, hiç öyle bir niyetim yok. Yani hiçbir niyetim yoktu. Sadece aklımdan geçenler nasıl bir gelecek olacak diye. Hı. O kadar. Yani fantastik de değil. Çoğu yani böyle doğrultular olabilir diye görüyorum. Daha çok sosyal olaylar üzerine kurulu bunlar. Yani sosyal kimliğimiz üzerine kurulu gelecek şey değil. Teknoloji ve teknolojinin getireceğini pek kestiremiyorum. Ama şu kesin. Herhalde yani türümüzün, ikimiz Nida ve ben ve başka kimler varsa, türümüzün son temsilcileriyiz. Yani ilk İşte 80 yıl önce, 100 bin önce Afrika'dan yola çıkan insan türünün, yani türümüzün tarihi de daha 100 bin yıl, 110 bin yıl, yani çok genç bir türüz. Ama onun son temsilcileriyiz. Yani son insanız, bildiğimiz anlamda son insanız. Yani birçok neden dönüşü, bir işte yapay zekayla bizim beynimiz birleşiyor, artificial intelligence'la. Oradan yani fışkıracak düşünceler. Yani eyleme geçecek düşünceler, yeni yaratımlar, yani tahmin bile edemeyiz. Yani şöyle bir saçma sapan kabaca hesap, işte bizim şu anda düşündüğümüz kapasitemiz, beynimizin kapasitesi bir işte bir apartman katıysa, yapay zekayla beynimizi birleştirmemiz, bilgisayar aracı
kullanacağımız yapay zeka ile birleştirmemiz dünyanın en büyük gökdelenin 100 misli. Yani o kadar ufak ve küçük düşünüyoruz şimdi. Bu değişecek. Vücudumuz değişiyor, parçalar takıyoruz vesaire falan filan. İşte o adam Pistorius olimpiyatlarda koştu, yapay bacaklar. Yapay organlar falan, vücut değişiyor. Bir de gen mühendisliği var, yani türümüzün evrimini artık biz karar vereceğiz. Şu genler olsun, bu genler olmasın diye. Vermeye başladık zaten. Onun için son temsilcileriz. Oradan kim bilir neler çıkacak. Onun için bu, yani bugünün sorunları, yani belki 100-200 yıl sonrasından bakıldığında, hatta 100 belki, yani türümüzün en ilkel dönemlerini bitirmek üzere. Zaten ilkel dönem, yani bu 80 bin yıl ilkel dönem, bunlar çok komik bir şekilde geride kalacak. Şimdi yeter ki yani dünyayı uçurmayalım bu arada. Tabii, yani elimizdeki de, silahlarla. Bir de öyle bir şey. Yani bu dönemi atlatırsak bir bahar, yani bir hayat bayramı bekliyor. Şimdi aklıma gelen bir şey soracağım. Ben çünkü kendi yaşıtlarımla bu konuyu konuştuğum zaman artık çok aynı yanıtları alıyorum. Çocuk doğurmaya dair. Artık dünyanın fiziki geleceğinden yana o kadar ümitsiziz ki henüz doğurmadığımız çocuklara karşı vicdan azabı duyuyoruz. Yani çünkü denizler kirlenecek, temiz su bulmakta zorlanacağız, kıtlık yaşayacağız vesaire diye ben birçok arkadaşımın çocuk yapmayı reddettiğini görüyorum. Ve gerekli erişkinliğe gelmesine rağmen çocuk doğurmadığına da şahit oluyorum. Bir tek böyle düşünen insanların çocuk yapması lazım. Çünkü bunlar iyi rehber olacak insanlar demektir gelecek kuşaklara. Bu tedirginliği yaşadıkları için, bu hassasiyeti yaşadıkları için. Daha sağlıklı bireyler yetiştirecek. Yani şunun için çocuk yapmıyorsunuz. Çünkü benim bayraklı topraklarımın daha çok insanı olsun ki başkalarını yensin diye iktidarın istediği gibi daha çok çocuk yapmıyorsunuz. Daha çok askerim olsun, daha çok işçim olsun. Onların çocuğu azalırken Almanya'nın çocuğu, işte benim çocuğum daha çok olsun ki ben Almanya'yı da yeneyim. Daha onun için çocuk yapmıyorsunuz güçlü olmak için. Çocuk yapmaktan çekiniyorsunuz tedirgin olduğunuz için. O tedirginliği yaşıyorsanız sevgiyi yaşıyorsunuz demektir. Yani küvenin sevgisini insan sevgisi. Asıl sizin çocuk. Yani böyle düşünenlerin çocuk yapması lazım. Zifi olarak değil. Sevgi olduğu için. Anladım. Son sorum. Artık biz şimdi maalesef Aslı Erdoğan'ın tutuklu olduğu günlerde konuşuyoruz bunu. Aslı Erdoğan için ne yapabiliriz, ne yapmamalıyız? Öneri dolaşıyordu. Yani herkesin onun yazdıklarında bir suç unsuru görmüyorsa, ki ben görmedim, onu görmeyenler kendisini suçluysan, bu yazıyı yaptığını suçlu görüyorsan ben de onu kadar suçluyum diye ortak, yani klasik sivil itaatsizlik, yani bir yolu herhalde. Başka bir yolu da, yani ona, ailesine mümkün olduğu kadar mesaj ulaştırmak. Yani seni düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü onu kurtarmaktan önce mesaj, onu sağ tutmak. Ve bizdeki sevgiyi tanımadığı insanlardan o sevgi, ilgiyi görmesi, sırf düşünce özgürlüğü için falan filan değil. Yani sevgiyi yapayalnız bir adam orada hapishanede, bu sevgiyi yaşayabilmesi için, hissedebilmesi için. O sevgiden güç alacak çünkü. Yani maskat şey değil. Haksızlık, adaletsizlik falan hep bildiğimiz bir şey. Zor olan ilk önce eylem yapmak da kolay, yürüyüş yapmak da kolay. Ama zor olan o sevgiyi yaşatabilmek. Yani bu kızı sevildiği için, düşünceleriyle öğrettiği için, sevildiği için ona sahip çıkılıyordu. Sadece soyut bir düşünce özgürlüğü için değil. Yani insanlara daha çok odaklanmamız lazım. Soyut kavramlarla çok uğraşıyoruz. Ve o sevgiyi yaşattığımız zaman, o zaman milyon tane aslı var dünyada. Asıl o zaman o insanları erişebiliyor olacağız. Şu anda sadece düşüncelerle savaşıyoruz. O da kimseye zarar vermiyor zaten. Yani düşünceleri ihlal eden iktidarlara pek zarar vermiyor. Ya demokrasinin parçasıdır diyorlar, olsun diyorlar. Ancak o isimler ortaya çıkınca aslı gibi fark ediyor. İşte Bush'un şey var, Irak'a
saldırıyorlar, bombalar atıyorlar. Londra'da Blair'ı ziyaret ediyor. Orada 500 kişi, 1000 kişi işte ellerinde falan işte özgürlük işte bilmem emperyalizme hayır yapmayın falan diye işte boş vermiş. Aslında diyor işte bakın diyor. Bizim ülkede demokrasi var. Irak'a da böyle bir demokrasi gelsin. Onun için orada savaşıyoruz. Çok güzel bir kılıf değil mi demokrasi? Yani işlevine yarıyor bu tip şey. Yani İstiklal Caddesi yürüyüşle bir hükümetin şey işte sanki özgürlük varmış gibi. Anladım. Yani kişilere odaklaşınca, onları hatırlayınca teker teker, Af Örgütü'nün yaptığı gibi azıcık. İşte her tutuklunun ne dünyanın neresinde olursa olsun onu takip eden insanlar var. Yani ismini biliyorsunuz. Yoksa isimsiz mahkumlar unutuluyor. Sevgili dinleyenler, Anlatsam Roman Olur'da bir TBT bölümü daha sona erdi. Bu bölümde 25 Ağustos 2016'da bir kısmı Gazete Duvar'da yazılı olarak yayınlanan Gündüz Vassaf Söyleşisi'ni dinlediniz. Biz bu söyleşiyi Aslı Erdoğan'ın tutukluluğu sürerken yapmıştık. Bugün bu söyleşiyi tekrar dinlerken neyse ki Erdoğan özgürlüğüne kavuşmuş durumda. Bu vesileyle bu anma dileriz ki haksız yere tutukluluğu süren tüm tutsaklar için de bir özgürlük çağrısı olur. Eğer bu programı beğendiyseniz yine Mediapod ağında yayınlanan Haber Ekonomisi ya da Shortcast programlarını da beğenebilirsiniz. Mediapod'daki bağımsız yayınlarımızın devam etmesini istiyorsanız bizi Patreon hesabımızdan destekleyebilirsiniz. Yeni bir Anlatsam Roman Olur bölümünde buluşuncaya dek hoşçakalın.